Bazen uzaklaşmak ister insan. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak ister. Yaşadığı kentin kaosundan kaçıp sakinleşmek, dinginleşmek ister. İşte böyle zamanlarda stresten uzak, şehre yakın rotalar girer devreye. Kısa zamanda bizi derleyip toparlar ve salıverirler yeniden günlük hayatın içine. Bir hafta sonu atlayın arabanıza, cumalı kızığa uğrayıp bir dağ havası alın mesela. Baktınız kesmedi. Oradan zeytin cenneti Trilya'ya geçin. O da mı imkansız? Öyleyse kurulun koltuğunuza, Bursa'nın bu iki güzide yerinin hikayesini biz size anlatalım. Uludağ'ın yamaçlarında 700 yıllık geçmişiyle saklı bir köy Cumalı Kızık. Kızık adı Uludağ'ın kuzeyindeki dik eteklerle vadilerin arasında sıkışıp kalan köylere verilen bir isim. Günümüze kadar ulaşan 5 Kızık Köyü içinde en iyi korunanı ise Cumalı Kızık Köyü. Bu küçücük köy bir imparatorluğun temellerinin atıldığı yerlerden biri olarak da bilinir. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden biri olan Cumalı Kızık Köyü, 180'i halen kullanılan, bazılarındaysa koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 evle Osmanlı dönemi ev mimarisini günümüze taşımaya devam ediyor. O yüzdendir ki buraya ziyarete gelenler, geçmişe doğru başlayan bir yolculuğun heyecanına kapılmadan gezemezler. Bu daracık sokakların dili olsa da anlatsa keşke. Yüzyıllar önce yapılmış bu evlerde, kim bilir kimler yaşadı, kimlerin yolu gözlendi bu pencerelerde. Kuruluş yıllarında birkaç haneyken büyüyen köye gerek duyuldukça yeni evler, sokaklar, çeşmeler yapılmış. Bu nedenle köyün oluşmasında hiçbir zaman belli bir plan göz önünde bulundurulmamış. Ama bir mühendislik zekasıyla yapılan taş döşemeli sokakların orta kısımları, yağışlı günlerde suyun akıp gitmesi için bir kanal haline sokulmuş. Bu özellik köye ayrı özgünlük katıyor. Bu eğimli yüzey, saçaklardan gelen yağmur suyunu evlerin cephesinden uzaklaştırıyor. Bunun yanı sıra Uludağ'ın yamaçlarından süzülen kaynak sularının da Cumalı Kızık sokakları arasında yol boyunca akmasını sağlıyor. Evler ise coğrafi yapıya uygun, birbirini rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmiş. Sokaklar, zamanla yapılan evlerin diğer sokak ve evlere ilişkisini sağlıyor. Cumalı Kızık evlerinin yapımında moloz, taş, ağaç ve kerpiç kullanılmış. Evler zamanında sarı, beyaz, mavi, mor renklere boyalıymış. Eski evlerin üzerinde hala bu renklere rastlamak mümkün. Bursa'ya özel bir renk olan çivit mavisi ise evlerdeki karakteristik duruşunu hemen hissettiriyor. Evler yapılırken aile mahremiyetine son derece özen gösterilmiş. Sokaktan evlerin içinin görülmesi mümkün değil. İki ya da üç kattan oluşan evlerin sokağa bakan pencerelerinin önüne örgü kafesler konulmuş. Kafes, pencereden bakan kişinin dışarıdakilerce görülmemesini sağlıyor. Günlük yaşantısının önemli bir kısmını evde geçiren kadın, penceredeki bu kafes sayesinde sokağı rahatlıkla seyredebilirmiş.
Cumalı kazık evleri arasında en eskilerden biri olan küpeli ev, adını zamanında bahçesinde bulunan küpe çiçeklerinden alıyormuş. İçinde hala yaşamın olduğu ve bugün bir müze gibi ziyaretçilerini karşılayan ev, aradan geçen yıllara rağmen hala dimdik ayakta. Taş duvarlarla örülü evin dış kapısı çift kanattan oluşuyor. Kapıdan girince karşımıza çıkan hayat bölümü ise ev sakinlerinin günlük yaşamlarının büyük kısmının geçtiği bir yer. Burada zamanında fırında yemekler yapılır, yenir, komşular ağırlanırmış. Eski güzel günlerdeki gibi çiçekler saksılarda, pencere önlerinde renklendiriyorlar hayatı. Evin duvarlarında geçmiş zamanda kullanılan objeler bulunuyor. Ahşap merdivenle çıkılan üst katta evin mutfak kısmı ve odalar yer alıyor. Geçmişin izlerini üzerinde taşıyan bu köy evi, geçmiş zamanın ruhunu yansıtmaya devam ediyor. 350 yıllık izleri merak eden ziyaretçiler de büyük bir ilgiyle dolaşıyorlar evin odalarında. Evleri kadar köyün tarihi eserleri de dikkat çekiyor. Yapılış tarihi, yapanı ve yaptıranı hakkında bilgi bulunmayan Cumalı Kızık Camii yaklaşık 300 yıl önce yapılmış ve 20. yüzyılın başında bir onarım geçirmiş. Caminin ahşap direkler, başlıklar, kemerler ve kalem işleri son derece ince bir zevkin eseri. Zekeriya Hatun Çeşmesi, Cumalı Kızık Camii'nin doğu cephesindeki çift merdivenin altında, beşik tonozlu nişin içinde yer alıyor. Cumalı Kızık'ın 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmesinin birinci yıl dönümünde açılan köy müzesi ya da diğer adıyla etnografya müzesi ayrı bir öneme sahip. İki kattan oluşan müzede köy halkının kullandığı tarımsal aletlerle günlük yaşama ait eşyalar sergileniyor. Mutfakta kullanılan küpler ve testiler, Cumalı Kızık evlerinin yapımında kullanılan çiviler, hayvan çıngırakları, at nalları. Bu müzede bulunan her parça, bir zamanlar Cumalı Kızık evlerinde ya da köylülerin ellerinde vazgeçilmez ihtiyaç malzemesi olarak bulunuyordu. Küçük ama tarihi ve kültürel yönden zengin bu müze, Cumalı Kızık'a gelen herkesin mutlaka gezip görmesi gereken bir yer. Artık tanınmaya başlayan Cumalı Kızık, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Evlerin önünde, sokak aralarında kurulan küçük tezgahlarda kadınlar evde yaptıkları ürünleri satıyorlar. El emeği göz nuru örülen danteller, işlemeler alıcılarını gözlüyor sabah saatlerinden itibaren. Satıcılarsa köyün sakinliğinden midir bilinmez, kendi halinde bekliyorlar bereketlerini. Yöresel mutfak kültürünün baş tacı tarhana, silor, erişte, reçel gibi ürünler köyün gelir kaynağında önemli bir yere sahip. Cumalı Kızık kadınlarının kurdukları dernekte bu ürünler yapılıp satışa çıkartılıyor. Bugünse silor yapma günü. Bir araya gelen kadınlar bir taraftan incecik hamurları açıyorlar tek tek, diğer taraftan da saçın üzerinde pişiriyorlar. Yılların vermiş olduğu tecrübe, maharetli ellerle birleşince teknedeki hamurlar hızlıca tükeniyor. Sıra hamurun kesilmesinde.
rulo haline getirilen hamurlar şeritler halinde kesiliyor. Yuvarlak bir tepsiye dizildikten sonra akşamleyin fırına verilecekler. Kurutulan silorlar ya et suyu ya da tavuk suyuyla ıslatılıp yeniyor. Eğer fırınlanmasını bekleyemiyorsanız hemen köyün girişindeki meydana gidin. Tarihi çınarların altındaki küçük tezgahlarda hazırını bulabilirsiniz. Sadece silor değil, neler yok ki bu tezgahlarda? Burası tarlalarındaki, bahçelerindeki sebzeleri, meyveleri satan köylüler için bir gelir kapısı. Hem satan memnun, hem alan. İncirin en tatlısı, elmanın en kırmızısı, ayvanın en sarısı bu tezgahlarda. Ballar, reçeller, salçalar, turşular sıra sıra dizilmiş. Biraz sohbet, biraz muhabbet, biraz da alışveriş. Meydanda bulunan tarihi çınarların gölgesinde tam da Osmanlı'ya özgü bir yöntemle insanlar bir araya geliyor. Yüzyıllar önce dikilen bu ağaçlar birbirinden farklı insanları bugün bile bir araya getirebiliyor. Dışarıdan gelenler Cumalı Kızık'ı keşfederken Cumalı Kızık gönülleri fethediyor. Uludağ'ın bol oksijenli yamaçlarından ayrılıp biraz da deniz havası almaya ne dersiniz? Bir tarafında uçsuz bucaksız zeytinlikler, diğer tarafında Marmara Denizi ile çevrili bu küçük belde neredeyse Ege'deki tatil yerlerini aratmıyor. Mudanya'ya bağlı şirin bir belde olan Trilye, yeşilin ve mavinin arasında saklanıp kalmış küçücük bir köy aslında. Etrafı zeytinliklerle çevrili beldenin başlıca geçim kaynağı ise tabii ki zeytincilik. Köyün büyük bir kısmı bu işle uğraşıyor. Burası Trilye zeytini olarak bilinen sofralık zeytinleriyle oldukça meşhur. Zeytinyağı ve sabunları da Trilye'nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Hatta bir ara adı Zeytinbağ olarak da değiştirilen Trilye'de zeytin üzerine pek çok dükkan bulunuyor. Sahilde bulunan köy pazarındaysa köylülerin elleriyle hazırladıkları salçalar, turşular ve tabii ki zeytinler satılıyor. Burada hem alışveriş yapabilir hem de zeytinin nasıl kurulduğunu yakından görebilirsiniz. Eski bir Rum köyü olan Trilye, tarihi evleri, sokaklarıyla daha ilk görüşte kendini hayran bırakıyor. Beldenin tarihi ise oldukça eski. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Bursa civarındaki karışıklıklar nedeniyle bölgedeki Hristiyanlar bulundukları yerleri terk edip Mudanya ve çevre köylere yerleşirler. Kurtuluş Savaşı'na kadar zengin bir Rum köyü olarak varlığını sürdüren Trilye'ye savaş sonrası yapılan mübadeleyle Girit'ten gelen Türkler yerleştirilir. Aradan geçen yıllar ve o yılların vermiş olduğu tahribata rağmen hala Rumlardan kalan izlere Trilye sokaklarında rastlamak mümkün. Bugün birçoğu restore edilerek eski dokusu korunan evler Trilye'yi turizme kazandıran en önemli etkenlerden biri. Sadece evleriyle değil, tarihi yapılarıyla da dikkat çeken Trilye'de birbirinden farklı pek çok yapı bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Taş Mektep şüphesiz. Trilye'de doğan ve Yunanistan'da eğitim gördükten sonra metropolit olarak Trilye'ye dönen Chrysostomos tarafından 1904-1909 yılları arasında yaptırılan Taş Mektep oldukça görkemli bir bina.
Rumların Trilye'yi terk etmelerinden sonra bina 1924 yılında Kazım Karabekir tarafından öksüz ve yetim çocukların okuması amacıyla Darül Eytam Okulu olarak hizmete açılır. Zamanla taş mektebin çatısında, duvarlarında ve döşemelerinde yıkılmalar başlayınca okul 1989'da boşaltılır. Bugün restorasyon çalışmaları devam eden taş mektep her ne kadar yıkık dökük terk edilmiş olsa da eski günlerindeki gibi aynı ihtişamını devam ettiriyor. Taş Mektep'in hemen yakınında bulunan eski postane binası bugün özel mülk olarak kullanılıyor. Zamanında yörenin en gözde binalarından olan postane binası, geçirdiği restorasyonla eski güzel günlerine yeniden kavuşmuş. Trilye Mahallesi'nde bulunan, eski ismi San Stefanos Kilisesi olan yapı, sonradan minare ve mihrap eklenerek camiye dönüştürülmüş. Bugün Fatih Camii olarak hizmet veren binanın genel yapısı korunmuş. Oldukça etkileyici olan yapı, 610-850 yılları arasından günümüze kadar kalan ender Bizans mimarisi eserlerinden biri. Girişinde bulunan 4 adet Bizans sütun başlıklarının üst kısımları motiflerle süslenmiş. Oldukça etkileyici bir eser olan caminin hemen yanında bir de hamam inşa edilmiş. Birbirinden zevkli evlerin yanı sıra birbirinden farklı evler de dikkat çekiyor Trilye sokaklarında. Sokağın konumuna göre şekil alan evler beldenin dokusuna ayrı bir renk katıyor. Trilye sokaklarına sessizlik hakim. Burada insanlar huzurlu, burada insanlar dingin ve mutlu. Bir tarafında 100 yıllık zeytin ağaçlarının gölgesi, diğer tarafında masmavi bir denizin çağrısı. Bu çağrıya siz de kulak verirseniz eğer, köklü geçmişiyle Trilye sizleri bekler.